Ya çocuk böyle sarılıyor. Bak böyle. Hakem de görmüyor. Olacak iş değil. Tamam. Ben şimdi FIBA'daki arkadaşımı arayıp şikayet ediyorum hemen. Dalga geçiyoruz. Aman mızıldatma şunu. Bütün yol boyu çektik zaten. Mızıldanma Nihal gibi. Benimle uğraşmadan rahat edemez. Ya yaklaşma bana sakın. Çok mu fenasın? Bu bir şey değil. Asıl dün görecektiniz beni. Ölüyorum sandım. Canın da tatlı tabii. Ya gerçekten kötüydüm. Bihter bir şey kaynattı içeri de gözüm açıldı. İlgilendi mi seninle? Hayret. İnanmayacaksın ama ilgilendi vallahi. Meydanı boş bulunca şirinlik yapmış sana. Seni kendi safına çekecek ya. Fırsat bu fırsat demiş, kaçırmamış işte. Yine yoklamaya geldi. Çantalarınızı boşalttım. Yapacak başka bir şey var mı? Yok sağ ol. Cemile. Cemile şunları da alır mısın? Alayım. Babamlar hala Firdevs Hanım'ın yanında mı? Yok, odalarına çıktı onlar. Ya tamam, ben de yatacağım. İyi geceler. Hadi sana da. Takma kafana, biraz iyileşeyim, ben sana basketbol öğretirim. Ne diyor bu abla? Bihter Hanım'ın içirdiği neyse iyi geldi diyor ama beyninde hasar yapmış belli. Yorgunsun sen. Hadi git yat, iyi geceler. Tamam. Ne okuyorsun? Ankara dönüşü yol hiç bu kadar uzamamıştı. Kilometreleri değil, metreleri saydım neredeyse. Bir daha beni bırakıp bir yere gitme o zaman. Ben seni bırakmak istemedim ki bir tanem. Hiç ayrılmak istemedim ki. Sen gelmedin. Sen beni yalnız yolladın. Pişman oldum ama. Seninle orada olmak varken hasta baktım burada. Hem de bir değil iki tane. Behlül'ü unuttum bak. Dur gidip bakayım ben bir şuna. Hiçbir yere gidemezsin. Gel buraya. Okudun bitti mi? Yok ama istiyorsan al, ben sonra da okurum. İstemem. Fantastik kurgu sevmiyorum. Kalkma, ne istiyorsan vereyim ben. Yat yat, nereye kadar? Sıkıldım ben. Belli kaçar. Dışarı mı çıkacaksın? Şöyle bir turlayıp geleceğim. Ya saçmalama, hastasın daha. Çık bakalım, giyineceğim. Behlül, tam iyileşmeden yataktan kalkma. Ev basıyor, daraldım. Elif'e de görünmem lazım. Bu halde mecbur musun? Ya doğum gününde yanında olamadım, bozuldu. Gidip bir gönlünü alayım bari. Aman geç kalma, koş. İyiliğin için söylüyorum, akıllım. Sağ ol canım. Ama gerçekten bu akşam hiç ev modunda değilim. Hadi şimdi çık giyineceğim. Annenize yaklaşır mısınız?
Geç mi kaldın? Yok, öylesine baktım. Programda bir işim yok bugün. Bazı şeyler var şöyle toparlamam gereken, onları halledeceğim. Biz de Peyker'le müzayede işiyle uğraşacağız. Firma yetkilileriyle toplantımız var. Peki yardıma ihtiyacınız var mı? Yok canım. Bu arada senin müzayedeye katılmanı da istemiyorum. Sakın Adnan, lütfen. Aklında böyle bir şey varsa unut gitsin. Anılarının başkasının elinde olmasından daha sonra pişman olacaksın ama. Ben alacağımı aldım o evden. Başka hiçbir şey istemiyorum, lütfen. Lütfen. Sen nasıl istersen. Yeterince yardım ettin zaten. Fazlası beni inan ki çok rahatsız eder. Anladım canım. Günaydın. 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 Behlül Bey, nihayet görüşebildik. Amca, kusura bakma, öpemiyorum seni. Hasta hasta öpersen kusura bakarım asıl. Nasıl oldun? E işte. Niye öyle söyleyip de babamı üzmeye çalışıyorsun? Gece dışarı çıkabildiğine göre iyisin işte. Mecburen çıktım, sürüne sürüne gittim, anlatamıyorum. Anlatmanı isteyen yok zaten. Çocuklar, başlamayın yine. Ağzımı bile açmadım. Büyük çocukları kastediyorum Bülent'cim ben. Otursana, acelem mi var? Derse yetişeceğim amca. Bunu senden duymak ne kadar güzel. Firdevs Hanım kahvaltıya çıkmıyor mu? Nasıl çıkacak? Daha yürüyemiyor. Yardımla yürüyor. Bir tekerlekli sandalye alalım hemen. Rahat rahat dolaşır evde. Sıkılınca bahçeye çıkarırız. İstediği her yere de götürebiliriz. Sağ ol aşkım. Ben sandalyeyi getirttim bile çoktan. Aklın yolu bir. E gidip getirelim o zaman. O da bizimle etsin kahvaltısını. O bu saatlerde uyanmaz Bülent'ciğim. Onun için çok erken. Canım, bir çay daha? Hayır, teşekkür ederim. Ellerimi yıkayayım, çıkacağım ben. Oturup da yesene. Hadi hoşça kalın. Behlül kaçar. Yanına ilaçlarını da al. Behlül üstün ince, ben sana söyleyeyim. Bihter, sen sevdin bu hemşirelik oyununu. Affedersin. Boğmayın insanı. Hadi hoşça kalın. Behlül de iyileşmiş.